Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tav ölçüsüyle fellah köftesi tarifi vereceğim. Ben böyle bir tepside yoğuracağım. Fakat böyle olmak zorunda değil. Normal herhangi bir geniş bir şeyde yoğurabilirsiniz. Şimdi öncelikle bulguru, ince bulguru ıslatacağım. O birazcık bekleyecek. 2 su bardağı ince köftelik bulgur kullanıyorum. Su bardağı da kaynar su ilave edeceğim. Kaynar olmasına özen gösterin. Karıştırayım. Suyu çok değil, bayağı da bekleteceğiz. Şimdi iyice suyunu çekene kadar dinlendireceğim. O süre içerisinde su kalmayacaktır. Üzerine streç filmle kapatıyorum. Tepsi olduğu için üzerine ancak streçle kapatabileceğim. Çünkü kapağı yok. Kapağı varsa sizler kapakla da kapatabilirsiniz. İlla streç kullanmanıza gerek yok. Hava almayacak şekilde kapatıyorum. İyice suyunu çekene kadar ortalama bir 30 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Yeterince dinlendi. Şimdi artık açıyorum. En az yarım saat kesin dinlendirin. İçerisine iyice soğumadan, çünkü yumurtayı falan ilave etmeyin. Bir adet yumurta. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir su bardağı unu da yavaş yavaş ilave edip yoğuracağım. Biraz tuz ilave edeyim. Tamamen göz kararı. Biraz karabiber. Biraz da pul biber ilave ediyorum. Şimdi artık bulgurlar eriyene kadar bir 10-15 dakika yoğuracağım. Bir su bardağı unun hepsini koydum. Artık bundan sonra 10 dakika boyunca yoğuracağım. Şöyle bir kabın içerisine bolca un serptim. Bunu da yoğurdum artık. Yanıma da birazcık su aldım. Ara ara elimi ıslatacağım. Şöyle yuvarlaklar yapıyorum. Ortasına bastırıyorum parmağımla ve unun içine atıyorum. Bastırıyorum. Atıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü gene arzu ettiğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunu yaparken suyunu lütfen yavaş yavaş ekleyin. Birazcık bile suyu fazla gitse toparlayamayabilirsiniz. İhtiyaç duydukça ellerinizi ıslatırsınız. Ara ara şöyle sallayın tepsinizi ki birbirine yapışmasın. Şeklini verdiğim köftelerin kaynayan suyun içine atıyorum. Suyuna biraz tuz atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ yapışmaması için. Şimdi kaynamaya başlayınca altını orta ateşe getireceğim. Bir 10-15 dakika kaynadıktan sonraki süre pişirip ocaktan alacağım.
Yeterince pişti artık. Bir kevgiri alıyorum. Çok fazlasıyla da pişirmeyin. Bu sefer dağılacaktır. Ocağın altını kapatayım. Şimdi artık üzerine domatesli bir sos hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Salçayı biraz kavuracağım. Şimdi kavurdum. İçerisine 4 adet domatesi robottan çektim. İlave ediyorum. Bir diş sarımsağı dövdüm, onu da ilave ediyorum. Biraz pul biber, biraz karabiber ve tuz ilave ediyorum. Tamamen göz kararı. Şimdi bir iki taşım şöyle kaynatacağım. Dakikadır kaynıyordu. Yeterli artık. Öyle çok sulu olmasın. Suyunu iyice çeksin diye biraz fazla kaynattım. Şimdi artık altını kapatıyorum. En az 10 dakika kesin kaynatın. Domates iyice pişmiş olsun. Tamamdır. Sosu üzerine döküyorum. Hemen karıştırıyorum. Sosu böyle bol bol daha güzel oluyor. Birbirine yapışmamış, gayet güzel. Bir tava aldım tekrardan çünkü biraz kenarları kirlenmişti. Hemen üzerine maydanozla süslüyorum. Şöyle bir karıştırayım. Artık fellah köftesi hazır. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.